hücre üretiminde kullanılır. Kan üretiminizi arttırır. Çocuk olmasında bir sürü faydası vardır. Bahsedilen tüm bu şifaların kaynağı elimdeki bu küçük şişenin içinde saklı. Adı arı sütü. Şu anda bu elimde gördüğünüz arı sütü 30 gram ve bu 30 gramın fiyatı 125 lira. Yani kilosu yaklaşık 5000 liraya denk geliyor. Peki nedir arı sütü? Şu anda soruyorsunuz. Sesinizi duyabiliyorum. Siz hiç sormadan ben de hemen uzmanına sorayım. Efendim nedir arı sütü? Efendim arı sütü arının yavrularını besleyip büyütebilmesi için doğada anne sütünden çok daha kıymetli, binlerce kat kıymetli hücre yenilemesi, insanlara hücre yenilemesi yapan, içerisinde bir sürü materyalleri olan ana bir malzemedir. Kraliçe arının sütü tam bir şifa kaynağı. Hücre yenilemesi, lenfosit üretimi dediğimiz insanlarda hücre üretiminde kullanılır. Yani kan değerleriniz düşük ise ve de bunu özellikle kemoterapi gören kanserli hastalarda çok önemli. Onların sürekli kan üretimine ihtiyaçları var. Kan üretiminizi arttırır, lenfosit üretimini arttırır. Diğer taraftan da arı sütünün üreme ile ilgili, cinsel fonksiyonlarla ilgili büyük aktivasyonu vardır. Botoksa da kullanıyoruz. Yani insan vücudunda krem yapımında kullanıyoruz. Fiyatı her geçen gün daha da artıyor çünkü üretimi çok zor. Bunun içerisine siz tek tek bir cımbızla, bir kaşıkla bu sütü alıp şu küçük bir kavanozu doldurabilmeniz için en azından 3-500 tane ananın arının toplamanız gerekiyor. Bunu da bir yavruyu üretimi o kadar çok uzun zaman alıyor ki bir ay boyunca siz ancak yani 3-5 tane arı sütü 40 gram, 50 gram, 100 gram toplayabilirsiniz. Arı sütünün sahteleri de yapılıyor. Anlamaksa çok basit. Arı sütü doğal ise, arının kursağından çıkmış ise, içerisine dışarıdan herhangi bir malzeme katılmamış ise aynı balın sünme olayını yapar. Yani şöyle bir olay yapar. Bakın bu damla düşer ve geri gelir. Bakın. Evet, bakın geri geliyor damla. Ve bir uyarı, doktorunuza danışmadan arı sütü kullanmayın.